Arkadaşlar merhaba, ileri market yapısı videosuyla birlikteyiz. Bu ICT'nin 2022 Mentorship'teki 12. bölüm arkadaşlar. Advanced Market Structure. Bu ana başlıklarıyla bakın Market Structure for Precision Technicians. Yani precision kesinlik, kesinlik demek, netlik demek yani. Yani bu market structure ileri market yapısı bize çok güzel fikirler veriyor. Kafamızdaki bazı durumları netleştiriyor. O anlamında söylüyor arkadaşlar. Belki de ICT'nin en önemli videolarından bir tanesi, belki de en iyisi arkadaşlar. Sadece bu bölüm için videolar yapan insanlar var. Sadece bu bölüm için özellikle saatlerce bu videoyu yapanlar var. O yüzden lütfen Dikkatlice dinleyin. Kendisi dinde söylemi. Bakın buradaki söyledikleri tamamen kendisine ait. Kendi yorumumu katmıyorum. O yüzden aynı şeyi tekrar etmeyeceğim. Kendi söylemidir. Bu videoyu ilk seyrettiğinizde kafanız karışabilir. Net anlamayabilirsiniz. Bu normal. Ama birkaç kere seyrettiğinizde ve bununla alakalı örnekleri gördüğünüzde daha net bir şekilde kafanızda olay oluşacaktır diyor. Gerçekten de arkadaşlar dikkatli olun biraz kafanız karışabilir sizlere daha yalın ve anlaşılır bir şekilde çok kafa karıştırmayacak şekilde anlatabilmek için bu videoyu birkaç kere daha seyrettim ve üzerinde çalışıyorum arkadaşlar umarım çok kafanız karışmadan yalın bir şekilde size göstermiş olurum yine de sorularınız her zaman ee, cevaplamaya çalışacağım özellikle bu video için. Bunun altında yorumlar yapabilirsiniz. En kısa zamanda sizlere dönmeye çalışacağım biliyorsunuz. Bakın isterseniz normal market yapısıyla başlayalım. Herkesimiz, herkesin şu anda bildiği bir market yapısı arkadaşlar. Low high, lower high, higher high. Market yapısı gördüğünüz gibi burada bozuluyor. Bu bir bullish senaryo. Bearish senaryo da aynı şekilde. High low, lower high, lower low. Yani bu herkesin bildiği yanlış olmayan normal market yapısı arkadaşlar. Peki, ileri market yapısını. Şimdi ileri market yapısında ICT bizlerle bu terimleri e, buluşturuyor arkadaşlar. Bu terimleri bilmekte fayda var. Sıkça kullanacağız. Bunların ne olduğunu görüyorsunuz. Long term high, long term low, intermediate bu. Uzun vadeli high, uzun vadeli low. Intermediate orta vade, orta vadeli high low ve short term kısa vadeli high low. Ve bunlar normal şartlarda bakın her long term high'in kenarlarında intermediate high olması gerekiyor ve bunlar long term high'in daha altında olması lazım. Normal market yapısı içerisinde intermediate high içinde her iki tarafında short term high olması lazım. Aynı şekilde low'larda da böyle low'larda da intermediate low'ların hemen long term'in üzerinde olması gerekiyor. Intermediate olanlarda da short turnlerin böyle olması gerekiyor. Şimdi en can alıcı nokta geliyor arkadaşlar bu bilgilere ek olarak. Intermediate high'lar aynı zamanda bir imbalance yani FVG volume imbalance gibi bunların tekrar rebalance yaptığında oluşan high'lar da intermediate high olarak geçiyor. Bakın burada gördüğünüz bir FVG var. Burada bir imbalance var ve bu imbalance rebalance dengelemek için oluşan high'lar da intermediate high. Aynı şekilde bir imbalance tekrar rebalance yaptığında oluşan low, bakın burada da bir FVG var. Bu low da intermediate low oluyor diğer bilgilere ek olarak. Burası çok can alıcı arkadaşlar. Çünkü bize ileride bize e, fikir olarak bizim kafamızı netleştiren durumlar olacak. Bunda bize çok yardımcı olacak arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi ICT'nin 12. episodda verdiği örneğin aynısı. Aynı örneği aldım. Gördüğünüz gibi günlük ve günlükte oluşan bakın burada bir sadece bir portion bakın burayı alacağız. Bu FVG'yi üzerinde çalışacağız daily kullanıyoruz ve bu bölümün önemli noktalarından bir tanesi nedir? söylediği kendisinin büyük institutionlar, büyük firmaların, büyük paraların döndüğü time frame daily time frame'dir arkadaşlar. Bunu bastıra bastıra söylüyor kendisi. Market yönünü en güzel belirleyeceğimiz bize büyük fikir verecek Time frame daily time frame'dir. Lütfen bir kenara yazın bunu arkadaşlar. Bu daily'i gördükten sonra bakın tekrar büyütülmüş hali o gördüğünüz bakın burada bir FVG var. Bu candle'dan bu candle'a FVG'miz var. Daily büyütülmüş hali bu. Saatliğe geçiyoruz. Saatlikte long term high, long term low ve diğerlerini belirlediğini görüyoruz. Neye göre belirledi? long term high olmasının sebebi daily arkadaşlar. Bakın bu daily'deki o aldığımız portion'ın high'ı arkadaşlar bu. Tekrar geri gittiğimizde bakın bu high gördüğünüz long term high. Bu da long term low. Daily'den alıyoruz bunu. Yani bu ille her zaman daily'de mi olacak bu long term high'lar low'lar? Hayır. Higher time frame'de olması önemli. Bu 4 saatlik de olur, 1 saatlik de olur. Ama değil aldık FVG'de ve long term high ve long term low'larımızı belirledik. Peki bu long term high'ların kenarlarında neler vardı? Intermediate high'lar vardı. Bakın burada var bir tane intermediate high bir de burada var. Intermediate high yazmadık ama burada da var. Peki bu long term low'ların kenarında ne var? Bakın intermediate low var. Intermediate low var. Buradakini de yazmadık. Belirlemesi bunların kolay. Niye bu değil de bu? Bazen sorabilirsiniz ama swing, lowların hangisini alırsanız alın fark etmez. Size aynı fikri verecektir. Ne demiştik? Bir intermediate high'ın sağ ve sol tarafında short term high'lar var demiştik. Bakın swing high, short term high. Buradaki swing high, short term high. Gördüğünüz gibi. Peki intermediate low'ların sağında ve solunda neler vardı? short term low'lar vardı. Buraya kadar her şey normal gidiyor. Tam da böyle belirlediğimiz advanced market structure yapısı. Peki kilit nokta neresi? Kilit nokta neresiydi? Rebalance. Imbalanced rebalance yapan intermediate high ve low'lar. Bakın bu intermediate high belirlerken nasıl belirledik? Bakın buradaki FVG'yi görüyor musunuz? Bu FVG'yi yani buradaki imbalance'ı rebalance yapıyor, dengeliyor. Imbalance'ı rebalance yapan high'lar intermediate high. Low'lar da intermediate low. Bakın bu intermediate low da buradaki FVG'yi dengeliyor. Bakın görüyor musunuz bu low'u? Bu swing low buradaki FVG'yi dengeliyor. O yüzden burada ne oldu? Intermediate low. Burada ne oldu? Intermediate high. Ha, burada ne var şimdi? Bakın neydi? Intermediate high sağında ve solundaki short term high'ların ondan daha aşağıda olması gerekiyordu. Bakın. Buradaki daha yukarıda. Bize şimdi bir, bir ipucu verdi. Aynı şekilde burada gördük ki bu intermediate low'un her iki tarafında bunlar var. Burada sıkıntı yok ama burada bize ufak bir ipucu verdi. Burada bir sıkıntı var şimdi. Bir beklenti içerisine girebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın bu high ve low'ları çizdikten sonra oluşumu görüyor musunuz? Filama oluşumu. Bir filama oluşumu var. Peki bu filama oluşumundan sonra nereye gidecek? Yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? Şimdi zaten buradaki intermediate high'ı geçtikten sonra bizim bearish sentimentımız kapanıyor artık. Gidiyor artık başka ileriye bakacağız. Başka zamanlara bakacağız. Geçti diyoruz. Ama bakın burada ne demiştik? Bir ipucu vermişti zaten. Ve oluşan bir order block var arkadaşlar. Order block görüyorsunuz. Order blocklar son candle olarak da düşünüyor bazı insanlar. Ama gerçeği aslında consecutive yani ardışık olarak da oluşan candle'ların order block olduğunu Kendisi birkaç kere söylüyor ve bunun bastıra bastıra söylüyor. Burada bir order block var arkadaşlar. Bunu burada gördükten sonra bir 15 dakikalığa geçtiğimizde aynı order block'a oluşturan candle'ların, bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane candle oluşturuyor bu ardışık order block'a. Ve order block artı FVG'nin üst üste bindiğinde en sağlam trade girişleri olduğunu söylüyor. Biz zaten burada biz ITA için tam olarak istediğimiz gibi oluşmadığını gördükten sonra biz artık bir bearish sentiment içerisindeyiz. Bir beklenti içerisindeyiz ve bize onu bize ne veriyor? Bakın buradaki fair value gap veriyor. Burada oluşan fehir Gap ve burada aslında bir market kırılması var. Şimdi 15 dakikalığa baktığımız için görmüyoruz. Ama bir market kırılması var. Bize o girişi veriyor burada. Bize o girişi burada veriyor 15 dakikalıkta. 5 dakikalığa geçtiğimizde biraz daha net görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu oluşan border bulağımız, saatli order bulağımız ve gördüğünüz gibi market kırılmasını burada görebiliyoruz. Bakın. Bu kendilerin market kırılması. Neydi market kırıldıktan sonra ne beklentisi içerisindeydik? Fair value gap'e geri bir dönüş bekliyorduk. Ve bu fair value gap order bulağın içerisinde olduğu için kendisinin de bastırarak söylediği gibi en güzel trade girişleridir diyor arkadaşlar. Ama bu agresif diyor. Yani agresif short entry. Biz zaten bu bizim Advanced market structure yani ileri market yapısı bize zaten bir bearish sentiment vermişti. Biz zaten bearish'tik, bayesimiz bearish'ti. O yüzden burada ben agresif olarak girebilirim diyor. Agresif girişimizi burada yapabilirim diyor. Ama diyor siz eğer ki diyor daha da diyor emin olmak istiyorsanız bakın buradaki order bulan başladığı yerdeki market de kırılıyor burada. Siz bu kırılımdan sonraki dönüşte girebilirsiniz diyor. Dikkat ederseniz burada da bir fairway gap oluşumu var ve buraya geri dönüşte tekrar order block'a giriş yapıyoruz. Bu da low risk high confirmation short entry. Az risk yüksek approval confirmation confirmation short entry arkadaşlar. Burada daha sağlam bir giriş. Gördüğünüz gibi buradan da giriş yapılabiliyor hem ileri market yapısını kullandık hem de ICT'nin market kırılmasından sonraki yani 2022 modelini kullandık. Hem agresif şekilde girebilirdik hem de high confirmation short entry şeklinde girebilirdik. Ha buradan nereye gideceğiz? Buradan arkadaşlar nereye gideceğiz? Gideceğimiz yer bakın burada bir sell side likiditemiz var. Biz nereleri kovalıyoruz? Her zaman için likidite kovalıyoruz. Aynı zamanda bize Fibonacci seviyeleri de bilgi verecektir. Bakın burada neden biz buradan çekmiyoruz Fibonacci'yi bu haydan bulova? Çünkü hareketin başladığı intermediate high, Düşüş hareketinin başladığı hay burası olduğu için Fibonacci'yi oradan çekiyoruz. Ve Fibonacci'yi çektiğimizde 150 yani 1.5 standart deviation seviyesi yani 0.5 galiba 0.5 seviyesi ve bir standart seviyesinde oluşan sell side likiditeyi görüyorsunuz. Burayı hedefleyebiliriz arkadaşlar. Ve oralara kadar ulaştığını görüyorsunuz zaten. Bütün videolarında Fibonacci seviyelerini kullanarak hedef belirlediğini ve her zaman için likiditeleri kovaladığını biliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ileri market yapısının ne kadar etkili olduğunu gösteren bir video arkadaşlar. Peki bu videodan anlamamız gereken key takeaways yani ne alabiliriz, ne buradaki önemli durumlar neler? Bakın bir kere marketin yukarı veya aşağı doğru gitmesinin iki nedeni var arkadaşlar. Başka hiçbir nedeni yok. Yok efendim birileri işte e, aldı da yukarı çıkıyor, sattı da aşağı gidiyor. Bunlara kesinlikle karşı çıkıyor kendisi. Bir market eğer yukarı doğru gidiyorsa buy stoplar. Ve sell stoplar aşağı veya yukarı gitmesinin iki nedeni var. Ya sel ya buy stopları almak, yani likiditeyi almak ya da dengesizliği dengelemek. Rebalanced the imbalance. İki neden arkadaşlar. Marketin algoritmik olduğunu biliyoruz zaten ve bu algoritmaların yukarı veya aşağı gitmesindeki iki sebep de budur arkadaşlar. Özellikle higher time frame özellikle daily yani günlük time frame'in büyük firmalar tarafından kullanıldığını söylüyor kendisi. Ve market yönünü belirlerken bu time frame'i kullanmak en güzel olacaktır diyor. Çünkü paranın döndüğü, volume'un döndüğü high time frame budur diyor yani. Long term high ve low'ları belirlerken özellikle daily time frame alınmalı. 4 saatlik ve 1 saatlik alınır, alınması da yanlış değildir arkadaşlar. Ama higher time frame kullanılması önemli. Long term high ve low'larda. Swing low ve swing high'dan çekilen Fibonacci bize hedef verilemede çok yardımcı olacaktır. Özellikle hareketin başladığı high veya low'u seçmek bize en net Fibonacci seviyelerini verecektir arkadaşlar. Ve Tüm bunların sonunda gördük ki ileri market yapısı bize market yönü hakkında çok büyük ipuçları verir. Ve trade girişlerimizi yaparken bize confidence verir. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok önemli bir bölüm. Bence ICT'nin en önemli bölümlerinden bir tanesi. Açıp özellikle episode 12 diye arattırabilirsiniz. Bunun hakkında Yüzlerce video var arkadaşlar, başkalarının da çektiği. Ama ben özellikle kendi videosunu birkaç kere seyrettim ki yanlış bilgi vermeyeyim diye. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Bununla alakalı ileride daha fazla videolar gelecek. Sizlere bulduğum güzel örneklerden de paylaşacağım. Ee, sorularınız olursa lütfen çekinmeden sorun. Kendinize iyi bakın, eyvallah.